Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda fonksiyonların en geniş tanım kümesinden bahsedeceğiz. Şimdi fonksiyonların en geniş tanım kümesi arkadaşlar sadece fonksiyonlar konusunda değil diğer konularda da kullanacağız. Yani bu mesela trigonometri olabilir, limit olabilir, süreklilik olabilir, türev olabilir, diziler olabilir. Birçok konuda karşımıza çıkacak. Şimdi fonksiyonların tanım kümesi arkadaşlar 3 tane başlığımız var. Birincisi rasyonel fonksiyon, ikincisi köklü fonksiyon ya da irasyonel fonksiyon, üçüncüsü de logaritma fonksiyonu. Şimdi rasyonel fonksiyondan bahsedelim. Muhtemelen bunu Çoğunuz biliyor. Rasyonel fonksiyon arkadaşlar ne zaman tanımlı ne zaman tanımsız. Bu iki şeyi de bilelim lütfen. Rasyonel fonksiyon arkadaşlar. Pay payda malum. Bakın burada fx pay. Gx de payda. Eğer gx sıfır olursa arkadaşlar Türkçe söyleyelim. Payda sıfır olursa fonksiyon ne olacakmış? Tanımsız olur. Payda sıfır olursa fonksiyon ne olacak arkadaşlar? Tanımsız olacak. O zaman payda sıfırdan farklı olursa da ne olacak arkadaşlar? Tanımlı. Rasyonel fonksiyonlarda arkadaşlar, rasyonel fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan değerleri buluyorsunuz. Bakın fonksiyonun en geniş tanım kümesi diyor. Bakın paydayı sıfır yapan değerleri bulacağız. Birinci paydamız x kare x 4 eşittir sıfır diyeceksiniz. İkinci paydanız da x 3 eşittir sıfır diyeceksiniz. Buradan x eşittir, 3. x'in karesi eşittir 4 diyeceğiz. Hangi sayının karesi 4 deyince 2 diyeceğiz. Bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 2 diyeceğiz. Bakın 2, eksi 2 ve 3. Bunlar da arkadaşlar payda sıfır. Dolayısıyla tanımsız olduğu kümeyi sorarsa arkadaşlar eksi 2, 2, 3. Bu tanımsız olduğu küme atıyorum kaç noktada tanımsız dedi. Ne diyeceksiniz? 3 noktada tanımsız diyeceksiniz. Bize ne diyor? En geniş tanım kümesi diyor. Arkadaşlar en geniş tanım kümesi de bütün reel sayılardan, bütün reel sayılardan bu tanımsız yapan noktalara çıkartıyorsunuz yani. Bütün reel sayı olur. Eksi 2, 2, 3 olmaz diyeceksiniz. İşte şu da EGTK yazalım. Bu da en geniş tanım kümesiymiş arkadaşlar. Fx fonksiyonu şöyle tanımlamış. Bakın x kare artı 1 aşağıda ikinci dereceden bir şey var. Her x elemanı r için tanımlı diyor. Her x R için tanımlı diyor. Şimdi arkadaşlar burada payda sıfır var yine x kare eksi mx artı 25 eşittir sıfır dedik. Eğer bu eşittir sıfır olursa ne olacak arkadaşlar? Tanımsız olacak. Soru ne demiş bakın bize her zaman tanımlı diyor arkadaşlar. Bütün reel sayılar için tanımlı diyor. Demek ki bu ikinci dereceden denkleme ne yok arkadaşlar? Paydayı sıfır yapan bir değer yok. Paydayı sıfır yapan bir değer yok. Arkadaşlar ne demek kök yok demek. Demek ki aşağıdaki ikinci dereceden denkleme ne yokmuş arkadaşlar? Kökü yapmış. Sıfır yapan değere Denklemi sıfır yapan değer. Mesela bakın burada x eşittir. 2 0 yapıyor buraya. 2 yazın. 2'nin karesi 4. 4 eksi 4 0. Bu 2'nin arkası. Bu 2'nin diğer ismi ne? O paydanın ne arkadaşlar? Kökü. Demek ki burada diyor ki her zaman tanımlı diyor. Demek ki paydayı 0 yapan bir değer yok. Ne yok diyeceğiz? Kök yok diyeceğiz. 2'nin değer denklemde de nasıl kök yok diyorduk arkadaşlar? Delta küçük sıfır olursa kök olmuyordu. Daha doğrusu reel kök olmuyordu. O zaman delta küçük 0 yapacağız. Delta da neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac. Bu B x karenin katsayısı. Eksi M onun karesi alacağız. Eksi 4 A, A x, x karenin katsayısı 1. C de sabit sayı ne arkadaşlar? 25. Küçüktü ne edecekmişiz? 0. Bunu da açarsak M kare eksi 100. Küçük 0 mı? M kare küçük ne edeceğiz arkadaşlar? 100. Burada M'ye ulaşmak için her tarafın kare alıyorsunuz. Kare alıp sakın M diye çıkarmayın. m küçük 10 derseniz arkadaşlar yanlış. Mutlak değer mi edeceksiniz? Kökün derecesi çift ise evet bunlar bir götürüyormuş. Dışarıya nasıl çıkacakmış? Mutlak değer. Mutlak değerde bir sayıdan küçük sayı ne edeceksiniz? O sayıdan küçük, o sayının eksilisinden büyük diyeceksiniz. M eksi 10 ne arasında arkadaşlar? 10 arasında. Devam edelim. Şimdi bakın bir tane fx bir tane fx fonksiyonunun grafiğini çizmiş yukarıda. Aşağıda bir gx fonksiyonu tanımlamış. gx şu şekilde tanımlamış arkadaşlar. x kare artı 1 bölü. Mutlak değer fx eksi 2 gx fonksiyonunu tanımsız yapan kaç farklı reel sayı vardır diye sormuşuz arkadaşlar. gx'in tanımsız yapan noktalar paydayı sıfır yapan arkadaşlar. Paydada da mutlak değer fx 2 var eşittir sıfır dersek. Buradan fx'in mutlağı ne eşit olacak arkadaşlar? 2. Eğer fx'in mutlağı 2 eşit olursa arkadaşlar gx ne olacak arkadaşlar? Tanımsız olacak. E, mutlak değer bir sayı eşitse biz bunu nasıl çözüyoruz arkadaşlar? fx eşittir 2 diyoruz. Bir de fx eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 2 Hangi sayının mutlağı 2? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Şimdi fx 2 olursa tanımsız oluyor. fx eksi 2 olursa da tanımsız oluyor. Şimdi f2, fx'in 2'ye eşit olduğu kaç nokta var? Şöyle buluyorsunuz arkadaşlar. Şu y eşit 2 doğrusunu çekiyorsunuz. Kesiştiği noktalar 1, 2, kaç? Bunu çektim. Şu 0 ile 4 arasında bir noktadan çekin arkadaşlar. Kaç tane kök geldi? Bakın 3 tane. Tekrar fx'in 2'ye eşit olduğu noktayı nasıl biliyormuşuz? fx 2'ye eşit olacak diyoruz. Bakın fx neye eşit olacak? 2'ye. Dolayısıyla da ye y yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. Dolayısıyla ne yapacağız? y eşit 2 doğrusunu çekeceğiz. Kaç tane geldi? Kesin noktası 3 tane fx'in eksi 2'ye eşit olduğu nokta bu sefer eksi 2'den çizgi çekiyorsunuz arkadaşlar. Eksi 2'den çizgi çekerseniz bu sefer dikkat edin. Kaç tane gelecek? 2 tane gelecek. Buradan 2 tane gelecek. O zaman toplam kaç noktada tanımsız olacak arkadaşlar? 5 tane noktada tanımsız olacak. Şimdi arkadaşlar bir diğer fonksiyonumuz ne dedik? Köklü, fon köklü fonksiyonlar ya da irasyonel fonksiyonlar. Köklü fonksiyonda arkadaşlar tanım kümesi şu. Kökün derecesine bakıyorsunuz. Kökün derecesi çift ise fx büyük eşit sıfır için tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer kökün derecesi çift ise İçerideki ifade negatif olmayacakmış. Negatif olmayacak demek ne demek arkadaşlar? Sıfır ya da pozitif olacak demek. fx büyük eşit sıfır diyorsunuz. Eğer kökün derecesi x arkadaşlar incelemeye gerek yok. İncelemeye gerek yokmuş. Gerek yokmuş. fx her zaman tanımlı. Bütün reel sayılar için tanımlı arkadaşlar. Her x elemanı için tanımlıdır. Tek dereceli kökte problem yokmuş arkadaşlar. Çift dereceli kök içeri sıfırdan büyük veya ne olacakmış? Eşit olacakmış. Mesela bakın burada kökün derecesi çift. 2 burada da ne var? 4 var. Bu da çift. Fonksiyonun en genç tanrı kümesi derse arkadaşlar içerideki ifade x-2. Büyük eşit 0 diyeceksiniz. İçerideki ifade 11-x. Büyük eşit 0 diyeceksiniz. Buradan x büyük eşit ne gelecek? 2 gelecek. 11 büyük eşit ne gelecek? x gelecek. 2 tane çizgi çekelim. 1, 2. Birincisi 2'den büyük yerler bakın. Şuraya 2 diyorsunuz. 2'den büyük yerler. İkincisi de 11'den küçük yerler. İkisinin ortak taradığımız yer çözüm kümesi. Yani ne ile ne arası arkadaşlar? 2 ile ne arası? 11 arası. Bunlar kapalı aralık. Çünkü burada bakın dikkat edin eşitlik var. Zaten burada gözüküyor bakın. X 2'den büyükmüş. 11 de X'den büyükmüş. O zaman X ne ile ne arasında olmak zorunda? 2 ile 11 arasında. Yine bakın bir çift dereceli kökümüz var arkadaşlar. Çift dereceli kökümüz var. Kare kök var. Fonksiyonun en geniş tanı kümesi istiyor. O zaman ne diyeceğiz? 4x eksi x kare. x eksi 3 büyük eşit 0 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu iki dereceden eşitsizlik geldi. İkinci dereceden eşitsizliği de şöyle buluyorsunuz arkadaşlar. Önce kök buluyorsunuz. Sonra tablo yapıyorsunuz ve en son işaret inceliyorsunuz arkadaşlar. Kök bulma pay ve paydayı sıfır eşitliyorsunuz. Eğer 4x eksi x, x kare eşittir sıfır derseniz bunu x parantezine alacaksınız. 4 x x eşittir sıfır olacak. Buradan birinci kökümüz sıfır eşitlerseniz sıfır. Bunu sıfır eşitlerseniz x eşitliğine gelecek 4. Payda da ne var? x, x 3 var. Bunu sıfır eşitlerseniz x eşitliğine gelecek arkadaşlar 3. Şimdi kökleri bulduktan sonra tabloya geçiyoruz. Bunları küçük denmeye doğru yazıyorsunuz arkadaşlar. 0, 3, 4 diyorsunuz. Eşitlik konuda sonunda varsa arkadaşlar 11. sınıf oynatma listesinde ikinci derece denklemler ilgili hem konu anlatım var hem soru çözüm var onu izleyebilirsiniz. Şimdi kökleri küçükten büyüğe doğru tabloya yazıyoruz. Bakın 0 3 4. Şimdi dolu boş mevzusu var. Burada eşitlik varsa arkadaşlar bakın eşitlik var zaten. eşlik varsa payın kökleri dolu, payda kökleri boş. Tekrar eşitlik varsa pay kökleri dolu, payda kökleri boş. Payın köklerine 0 ile 4, 0 ile 4 dolu yapıyorsunuz. Bakın şöyle dolu yaptınız burayı. Paydanın kökü neydi? 3. Onu boş yapıyorsunuz. Bu dolu boş ne demek? Doluysa dahil, boşsa dahil değil. Şimdi işaret inceleyeceğiz. İşaret incelerken de en yüksek x'in işaretine bakıyorsunuz. Önündeki kas En yüksek derece x kare. Onun katsayısına Eksi. Aşağıda x'in işaretini arkadaşlar artı. Eksini artıya bölüm. Sonuç Eksi. Eksi. Artı. Eksi. Artı. Şimdi bize ne diyor? Büyük eş sıfır diyor. Büyük sıfır neresi? Burası. Bir de nereye alacağız arkadaşlar? Buraya alacağız. O zaman eksi sonsuzdan sıfıra kadar. Bakın sıfır dahil olduğu için onu kapalı parantez yaptım. Birleşim. 3 açık, 4 netiz arkadaşlar. Kapalı parantez. Geldik buna fonksiyonun en geniş tanrı kümesi. Yine kökünde derecesi çift, kare kök var. İçerideki ifade 11-2x-3'ün mutlağı büyük eşit 0 diyeceğiz. Buradan karşı atarsanız 11 mutlak değer 2 x 3'ten büyük. Dolayısıyla şunu şöyle yazalım. 2x-3 küçük eşit ne olacak? Buraya eşit olacak, eşit vardı çünkü. Küçük eşit ne olacak? 11 arkadaşlar. Mutlak değer bir sayıdan küçükse ne diyecekmişiz? İçindeki ifade o sayı ile o sayının eksilisi arasında... Eksi 3'ü buraya atarsanız eksi 8 kalacak. Burası 2x. Eksi 3'ü karşıya atarsanız burası ne olacak? 14. Her taraf 2'ye bölün. Eksi 4 x her tarafı 2'ye bölün. Ne diyeceğiz? Eksi 4 ile ne arası diyeceğiz arkadaşlar. 7. Eksi 4 ile ne arası 7. Köşeli parantez, köşeli parantez. Ve son başlığımız arkadaşlar logaritma fonksiyonu. Logaritma fonksiyonunda da tanım kümesi şu arkadaşlar. A tabanında fx hem a sıfırdan büyük olacak hem fx sıfırdan büyük olacak. Bir de arkadaşlar taban 1 olmayacak. Tekrar a sıfırdan büyük olacakmış taban sıfırdan büyük fx sıfırdan büyük olacakmış. Bir de ne olacakmış arkadaşlar? Taban 1 olmayacakmış. Şimdi somutlaştırmaya çalışalım. Bakın fx'i vermiş. Logaritma 2 taban x 3 Logaritma 3 tabanda 10 eksi x. Birbirinden bağımsız inceleyiz. Zaten bunun tabanını incelemeye gerek yok. Bunun da tabanını incelemeye gerek yok arkadaşlar. İkisi de sıfırdan büyük. Bir de değil. O zaman şu x 3 büyük ne diyeceksiniz? Sıfır. Yan tarafta da 10 eksi x ne diyeceksiniz? Büyük sıfır. Buradan x büyük ne gelecek arkadaşlar? 3. Buradan da 10 büyüktür ne gelecek? x gelecek. Bakın x 3'ten büyük 10 x'ten büyük. O zaman x araya alıyoruz. x ile ne arasında çözüyoruz arkadaşlar. 3 ile arasında 10. Soru da ne diyor? Fonksiyonun en geniş tanı kümesindeki tam sayıları bulalım diyor. O zaman ne diyeceğiz? 4, 5, 6, 7, 8 ve ne diyeceğiz? 9 diyeceğiz. Eğer kaç tane diye sorarsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam. Geldik buna. Fonksiyonun en geniş tanı kümesi hem taban sıfırdan büyük olacakmış. Taban ne olmayacakmış arkadaşlar? 1 olmayacakmış. Bakın eşit değil 1 dedim. Yukarıdaki ifade 14 eksikse büyük 0 olacakmış. Buradan x büyük 3 geldi yine. 3'ü karşıya atarsanız x ne olmaz? 4 olmaz. At karşıya 14 büyüktür ne x? x 3'ten büyük 14'ten küçük. Yani x 3 ile ne arasında arkadaşlar? 14 arasında da. Burada ne olmaz dedik? 4 olmaz. 4'ü çıkaracaksınız. Eğer sorsaydı tan kümesini Evet en genç tan hükümesi sormuş. 3'ten büyük 14'ten küçük olduğu için 3 ile 14 arasında dedik. 4'ü çıkardık. Sakın gidip de 5'ten başlatmayın arkadaşlar. Tam sayı demiyor. 3.1 olur mesela. 3.2 de olur. Ama sadece ne olmaz? 4 olmaz. Yine fonksiyon en genç tanı kümesini bulalım demişiz. x kare x 16 bölü 4 eksi x kare büyük 0 Burada taban incelemeye gerek yok. Zaten taban 2. Şimdi payın kökleri arkadaşlar pay pi ve paydayı sıfır eşitiz. Ne dedik? Eş, i̇kinci derecen eşitsiz nasıl çözüyormuşuz? Önce kökleri buluyormuşuz. Kökleri de nasıl buluyorsunuz? Pay pi ve paydayı sıfır eşitiyorsunuz. X'in karesi 16 x eşittir 4. x eşittir ne diyeceksiniz arkadaşlar? x 4. Geldik buna 4 x x kare eşittir 0 derseniz x kare eşittir kaç? 4. Buradan x eşittir ne diyeceksiniz arkadaşlar? 2. x eşittir ne diyeceksiniz? Eksi 2. Daha sonra kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorduk. Eksi 4, eksi 2, 2, 4. Bakın burada büyük sıfır. Eğer büyük sıfır olursa hepsi boş arkadaşlar. Hiç doğru boş önemli değil. Hep büyük sıfır olursa hepsi boş. Hepsini boş yaptık. İşareti de en yüksek x'lerin işaretine bakıyorsunuz. Yukarıda x'in işareti artı aşağıda ne? Eksi artı Eksi bölme eksi. Eksi artı eksi artı ve eksi. Büyük sıfır burası arkadaşlar. Büyük sıfırları taradık. Artıları tarayacağız. Büyük sıfır dediği zaman artıları küçük sıfır dediği zaman eksileri tarayacaksınız. O zaman en geniş tanrı kümesi ne arkadaşlar? Eksi 4 eksi 2 açık aralık birleşik. 2'den 4'e kadar diyeceksiniz. İşte size en geniş kümesi. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.